Vatandaş Ne Diyor'a hoş geldiniz. Bu hafta sizler için Mausa'daydık. Pandemi sürecini ve ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde de bir koronavirüs salgını var ve halen devam ediyor. Sizce bu zamana kadar yapılan salgınla ilgili mücadele nasıldı? İlk olarak bununla başlayalım. Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Şu andaki mevcut hükümetin bu koronavirüs ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı onları kutlamak lazım. Başbakan Ersin Tatar ve yardımcısı Kudret Özdersay'ın önderliğindeki bütün bakanlıkların yaptığı çalışmalar son derece başarılıydı. Başta Sağlık Bakanı da tabii. Bunun yanında bilim kurulları gayet iyi çalıştılar. Bu süreci çok iyi değerlendirdiler diye düşünüyorum. Vallahi çok iyi geçti. Geçiyor da yani duyduğumuz, aldığımız duyumlara göre iyi bir durum. Yani ilk sırada olmamız da Dünya Sağlık Örgütü'nün acıkladığı bir kararla çok yerinde bir karar ve Kıbrıs Türk halkının bu durumu daha önceden ele alıp da yani ilk başladığı zamandan tedbirlerini almasından dolayı çok güzel bir şeyde gidiyor ve az zamanda benim tahminim bunu atlatacağımızı umarım. Yani inşallah ikinci bir dalga gelmez. Yani kurallara uyarsak ve şey edersek ikinci bir dalgaya mahal vermeyiz. Yani kurallara uyarsak yani. Vallahi bence dünyaya bakarsak yani Kıbrıs'ın gerçek anlamda böyle güzel bir koronavirüsü atlatabileceğini hiç düşünmezdim. Çok güzel atlattık. İnsanlarımız devletimizin söylediğine karşılık çok itina göstererekten gerçekten evlerimizde kaldık, sokağa çıkmadık. Mümkün mertebe çok böyle alışveriş yapmaya da özen göstermedik. Çok güzel bir dönem atlattık. Aslında ben devletimize çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir döneme sağladık yani. Bu da devlete bağlıdır. Bence devletimiz ilk kez bu kadar güzel bir başarıya imza atmış oldu benim kanaatimce. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Sizce ülkemiz nasıl mücadele etti bu koronavirüsle? Gayet şu anda ben yani yönetimin biraz eksikleri olsa da şu andaki şeyine memnunum yani. Peki eksiklikler neler sizce? Eksiklik biraz daha erken tedbir alabilirlerdi. Veya yani Türkiye ile diyalogları daha iyi olabilirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bunlar biraz geride kaldı. Bunlar olsaydı daha güzel şeyler olacaktı yani. Sizce şu an halen salgın devam ederken yani ülkemizde olmasa bile Güney Kıbrıs'ta devam ediyor. Sınır kapıları açılmalı mı? Vallahi şunu söyleyeyim. Hatta benim düşüncem şu andaki açılımına bile biraz daha bekletilmesi lazımdı. Tabii bu da güç meselesidir. Mevcut hükümetin maddi açıdan daha güçlü olmaması haliyle herhalde daha erken bir açılım yapıldı. Benim kendi düşüncem 1 Haziran'a kadar en azından bekletilmeliydi ve öyle açılsın. Ama halkımız da haklı. Birçok iş yeri kapandı, birçok iş yeri durdu. Hiç kimse çalışmıyor. İşte az önce dediğim gibi hükümet biraz daha güçlü olaydı ve daha düzgün yardımlar yapılaydı. Memurun maaşı kesilmeydi. Belki de 1 Haziran'a kadar sabredebilirdi bu halk. Ama şu anda her taraf, bütün iş yerleri isyan durumunda. Kapılara gelince bence şu anda açılmasın. Daha bir müddet daha beklememiz lazım. Özellikle kale içi yaklaşık 10-12 yıldan beridir hep turist üzerine çalışan bir yerdi. Ve bu kale içinde şu anda gördüğünüz gibi sokaklarda hiç kimse yok. Herkesin tek beklentisi vardı.
gelen turiste iş yapmak ki bu senede 3-4 aylık bir süreçtir. Herkes bu 3-4 ayın içinde iyi değerlendirirdi. Bu sene maalesef bu olmadı, olmayacak da bir şekilde bu Suriçin'deki esnafa, tüm esnafa yani ayırmıyorum, tüm esnafa bir takım yardımların yapılması lazım diye düşünüyorum. Açılmalı, her yer açılmalı yani ama sağlıklı bir şekilde düşünmek lazım. Yani bu testleri falan yapmaları gerekir girecek olan insanlara, turistlere. Ama onların kendi cebinden ödemeleri gerekir ama devletimizin destek çıkması gerekir, fark etmez. Ama düzgün bir şekilde sağlığımızı yani bir hiçe saymadan olmaz. İstiyoruz tabii ki. Yani burası turistik yer. Üniversite yolu öğrencinin olduğu yer. Yani kafeler de bomboş. Her yer bomboş. Uçaklar gelmeli mi? Uçaklar da gelmeli fakat biraz daha beklemeli. Hemen olmamalı. Ama devletimizin bize el uzatması gerekiyor. Sınır kapıları için neler demek istersiniz? Sizce bu zamanda bu özellikle güneyde açılmalı mı? Açılmasın yani çünkü o yanda halen daha ne ödüğü belirsiz insanlar epey bizden fazla. Yani nüfus olarak değil de sağlık bakımından hiç bilmediğimiz kişiler şeyler. Yani onun için yerlerinde kalsınlar. Bir iki zaman daha yerlerinde kalsınlar. Yani geldiklerinde zaten buraya bir faydaları yok zaten. Ne gelecekler, ne kapılar açılacak. Onun için boştur yani. Bence kapılar kapalı kalsın şu anlık. Yani onlar o yanda, biz bu yanda yaşamaya devam edelim yani, benim görüşüm. Peki uçaklar için neler demek istersiniz? Dünyada da halen devam ediyor, Türkiye'de halen devam ediyor. Sizce uçaklar da gelmeli mi? Vallahi uçakların gelmesi dün akşamki haberlerde gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şey yaptı Türkiye. Sağlık sorunu olanlar veya ailesinden vefat etmiş olanlar veya mal getirecek olanlara izin veriyorlar. Yani herkese değil yani şu anlarda. Biraz daha beklememiz bence gerekir diye düşünüyorum. Yani uçakların çünkü nasıl olacağı daha tam bir raya oturmadı yani bence. Onlar da beklemeli. Yani biraz daha beklemeleri gerekir diyorum. Yani çünkü Türkiye'de halen daha biz ne kadar atlattık diyorsak da Türkiye'de halen daha biraz var. Dünya üzerinde mesela bugün Çin'de ikinci bir vaka görüldü diye haber alındı. Ki daha tam bir rayına oturmadı bu iş yani. Ne olacağı belli değil. Onun için hiç kimseyi riske atmaya gerek yoktur bence. Bence açılması gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle bizim yani Kıbrıs kapılarının açılması gerekiyor. Çünkü bu bizim ülkemizde Güney Kıbrıs'ta çalışan çok insanlarımız vardır. Ve gerçek anlamda çok mağdur olmuşlardır. Hani devletimizin onlara katkısı ne kadar olduğunu da bilmiyorum ama büyük bir anlamda olmamıştır diye düşünüyorum. Bu insanların yani eşlerinin daha güneyde çalışan beyler çalışıyordu. Eşlerinin de evde olduklarını düşünüyorum. Hani tek taraflı bir çalışma sisteminin olduğu müddetçe yani insanlar çok mağdur oldu. Bunlardan yani birkaç tanesine ben şahit oldum. Hani içler acısı, şu anki halleri gerçekten içler acısı. Hani biz toplum olarak da ne kadar neye yetebileceğiz onu da bilemiyorum ama hani toplumda çok güzel davranışlarda bulundu. Hani Kızılay'dan daha çok, çünkü ben Kızılay'dan bir tarafa bir şeylerin gittiğini düşünmüyorum. Gerçek anlamda toplumumuza da çok teşekkür ederim. Çok duyarlı davrandılar. Herkesten Allah razı olsun bu dönemde herkes birbirine destek çıktığı için. Peki güneyde daha vakalar devam ederken açılması doğru olur mu sizce? Ama bu güneydeki vakaların devam etmesi, bu insanların zaten inşaat işinde çalışıyorlar. Yani herkese bağımlı bir yerde değiller. Tamamıyla apayrı. Şeyden uzak, yani insanlardan uzak, ormanların içinde, dağlarda, bağlarda çalışan bir insandır bunlar. Yani oradaki insanlar da sağlıklı insanlardır, giderler. Hani kapıların açılması da bence bu insanlara çok bağlamayacak. Yani şu anki gibi düşünün. Burada biz artık kapılarımız açıldı. Herkes marketlere gidiyor, alışveriş yapıyor. Hani onun için bence açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten temas halinde olmayacaklar. Ve hani her türlü karantinada da olabileceklerini düşünüyorum ben. Yani
Çünkü hani orada bir şey olsa doktora gidecekler. Günlük yani tedavilerine bakacaklar. Gerekirse her haftada bir test yaptıracaklar. Hani test yaptırarak da bence kapılarının açılması çok uygun olur. Çünkü insanlar zor durumda. Zor durumda olmayan bir insan bence gidip de orada hadi kapılarımızı açın, biz çalışmak istiyoruz demez. Yoksul insanlar ve gerçek anlamda işsiz ve aş olmadan yaşayan insanlardır. Bunlar bence açılması gerekiyor. Tedbirli açılsın diyorum. Sınır kapıları çok yakın bir zamanda açılmalı mı yoksa erken mi olur? Ne demek istersiniz? Şu anda Rum tarafında vakalar olduğu için bence şu anda açılmamalı. Erken buluyoruz. Şu anda erken buluyorum. Uçuşlar için ben şu anda hiçbir tedbir düşünemiyorum. Çünkü adam orada bir Panadol içip uçağa binerse gelecek buraya, burada ateş çıkacak. Artık bütün yanındakilerin, oteldekilerin şeyleri, yani çok şu anda çok riskli bir olay. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum ama yani düşünsen aldı şeyi geldi, burada ateşi çıktı bir hastanın. Hadi bir sürü telaş. Yani büyük sorun bence şu anda erken. Uçakların bir müddet daha olmaması lazım. Yani bize bir müddet daha bunun için eğitmemiz lazım. Öyle düşünüyorum. Yani belki yazdan sonra mı diyorsunuz? Yani birkaç ay sonra belki. Yani çok uzun bir süre olur belki ama olsun. Peki. Sağlıkta başa çıkabilmek için, yani şu anda evet her şey iyi görünür ama bunu tamamen temizleyebilmek için bir müddet daha. Biz çünkü ada ülkesiyiz, bize ne gelecekse dıştan gelecek. Uçakta gelecek olanların kimler olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz. Bir anda bunun içinde bir patlama olur. Yeterli olmasıyız. Şimdi zaten bu yıl için yani uçaklar ilk etapta belki Türkiye olarak açılabilir. Zaten yani dünyadan da herhangi bir buraya bir turistin bu yıl yani ne kadar bizim uçakları açacak olsak da yani yurt dışından uçuşların açılmayacağını düşünüyorum ben. Açıkçası turistler bu sene gelebileceklerini de düşünmüyorum. Yani çok insanlar tedbir, hatta çok korku içerisindir. Dedirler. Acaba mı diyor herkes. Hani biz kendimiz için de düşünebiliriz. Acaba biz nereye gidelim? Gidebilir miyiz? Bence yani yerli otelleri kullanabiliriz. Eğer ki gerçekten toplum olarak çok sıkılmış olduysak yerli oteller uygun bir fiyatta bizim toplumumuza bu yıl hizmet edecekler. Etsinler ya da düşünüyorum ben bu şekilde bence bu yılı atlatabiliriz. İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazına aşılması için sizlerden öneriler neler? Devlet vergilerini herkesten toplaması lazım. Sadece bizden değil, herkesten alması lazım. Ben her yıl vergimi ödüyorum. Hatta taksitlere bölündü, tekrar ödüyorum. Ama maalesef herkesten alamıyor. Bunu gerçekleştirmesi lazım yani. Ekonomik olarak görüyorsun, bizim de işlerimiz çok düşük. Kale içinde maalesef insan yok. Ama ileride düzeleceğini düşünüyorum yani. Şu an için böyle idare edeceğiz. İdare edeceğiz evet. Peki hükümetin esnafa kredi açılımı var. Bu tip kredilerden yararlanmayı düşünüyor musunuz? Ben şu anda düşünmüyorum ama ihtiyacı olanlar yapsın yani. Peki ne düşünürsünüz bu kredilerle ilgili? İyi, olumlu bir şey mi sizce? Olumludur muhakkak. Eğer devletin ihtiyacı varsa, durumu varsa yani. İhtiyaçlıya versin yani. Bunu ekonomistler daha iyi bilecek. Biz çarşı ağzıyla konuşuruz. Şu anda esnafın birçok sıkıntısı var. Bunu giderebilmek için devletin güçlü olması lazım maddi açıdan. Diğer olaylarda ta başında söylediğim gibi çok başarılı bir süreç geçirdi de. Hatta eldeki imkanların yani maddi olanaklarda da bir takım yardımlarda bulundular ama yeterli değil. Yeterli olabilmesi için güçlü olması lazım hükümetin maddi açıdan. Böyle düşünüyorum yani. Ama ileriye dönük olarak bunu ekonomistler çözer. Biz çözemeyiz. Esnaf kredisi yeterli olur mu peki sizce? Şimdi esnaf kredisi ne olur? Gidersiniz, müracaat edersiniz. Sizden bir takım şeyler isterler. Öyle bir yere takılırsınız ki olmaz, siz alamazsınız. Siz yapamazsınız. Bu zaten normal süreçte de yapılırdı.
Yani bu özel durumun öncesinde de aynı şeylerle karşılaşırdı esnaf. Yine aynı şekilde devam ediyor. Yani çok az esnaf almıştı bu krediyi. O da gene de yani ayakta durabilen esnaf almıştı. Ayakta duramayan birçok esnaf var. Halen bildiğim arkadaşlar var burada. Koşturuyorlar kredi almak için. Halen hiçbir kredi alamadı. Yani krediyle olacak iş değil. Hükümetin daha farklı düşünceleri olması gerek. Tabii ki farklı düşünceleri olması lazım ama bir yerde de kredinin alınması lazım. Bu kredi alınırken özel şartlarda alınması lazım. Uzun vade olacak, faizi çok düşük olacak, taksitleri düşük olacak. Ancak yani bu küçük esnaf ancak o şekilde kalkınabilir. Ekonominin kalkınabilmesi için devletin yeni bir şeyler üretmesi gerekiyor. Neler peki sizce bunlar? Ne önerileriniz var? Yani yeniliklere bakacak, takip edecek. Diğer ülkeler ne yapıyorsa biz de onları yapmalıyız. Yani biz de takip etmeliyiz. Biz de kendi fikirlerimizi gündeme getirmeliyiz. Yani yenilik bir şey yapmalıyız. Hep eski şeyden gitmemeliyiz. Yani bizlere şimdi maske takacaksınız dediler. Biz taktık. Dışarı çıkmayacaksınız dediler. Çıkmadık. İş yerinizi açmayacaksınız dediler. Açmadık. Devletimiz bize gene böyle yenilik bir şey getirirse biz gene devletimizin yani dediklerini yapmak durumundayız. Onlar da size yardım. Tabii tabii, onların da bize destek çıkması gerekir. Mesela bize evde oturun desinler. Bu koronavirüsten dolayı 2 ay 3 ay hiç çıkmayın ama devlet bizim gelirimizi karşılaması gerekir. Yani bir memur maaşı kadar bir maaş ödemesi gerekir her esnafa. Bu esnaf mesela açsa da burada bakın ışık yakmıyorum ben. Çünkü nereden vereceğim parasını? Çalışmıyorum, iş yapmıyorum. 10 gündür açığım, bir kuruş siftah etmedim ben. Yani bir de ayrıca mesela buraya dezenfekte bilmem ne o bu dünya kadar masraf. Bir de onları kalktık borca aldık. Olmaz ki. Yani devletin bize elini uzatması şarttır. Peki esnafa? Esnafa sıfır kredi yardımcı olması gerekiyor. Olmaz böyle. Sıfır kredi. Yani sıfır faiz. Faiz ödemeden esnaf alacak, kullanacak 2 yıl, 3 yıl o şekilde. Yani bizim de burada bu eski şeylerimizi yenilememiz lazım. Dekorumuzu yenilememiz lazım. Her şeyimizi yenilememiz lazım. Çünkü yeni bir dünyaya giriyoruz. Peki şu anki kredi, esnafa kredi düşüncesi var hükümetin. Bundan yararlanmayı düşünüyor musunuz yoksa sıfır olursa düşünüyorum. Çünkü sıfır olmazsa nereden ödeyeceğim ben çalışmazsam? Yani gidip faizden para aldığımda gene ben ödeyeceğim onu. Sıfır olması gerekir. Yardım yani yardım, destek. Devletin bize destek çıkması gerekir. Kendisi bize destek çıktığı zaman, bizim elimizden tuttuğu zaman, biz de günün birinde buralar işlediği zaman biz de devletimizi unutmayız. Her zaman devletimize zaten desteğiz. Esnafın gerçek anlamda şu anda çok kötü durumda olan esnafın hatta sıfır krediyle yararlanması olması gerekiyordu. Zaten insanların durumu çok kötü. Burada mağazacılık yapan insanlar, kuaförler yani bazı insanlar vardır. Ekmek evlerine gerçek anlamda yani bu satışı yapıyorsa götürüyorlar. Özellikle kuaförler. Herkesin milyar dolarlar bankada hesapları yoktur ki ben çok şahidim bunlara. Mağazasını sırf mağazasından ekmek parası için yani mağazayı açıyor, satıyor ve bankada da eksiyle çalışıyor. Kuaförler de öyle. Onun için bence devletimiz eğer ki bir iyilik yapmayı düşünüyorsa devlet kredisini versin. Gerekirse faizini çok çok az ücretle tutsun ki hani insanlar demesin biz bu krediden faydalanıyoruz ama bu kadar da faiz ödeyeceğiz. Zaten insanların durumu belli. 2 ay içerisinde neler yaşadıklarını biz biliyoruz. Hani yapacaklarsa bir güzellik çok düşük. .01 faiz yapsın. Hani ille de alacaksa böyle bir şey yapsın ki hani devletin katkısı belli olsun. Peki içinde bulunduğumuz bu darboğazın aşılması için sizin ne gibi önerileriniz var? Yani bu ekonomi nasıl ayağa kalkacak? Yani ekonomi şu anda nasıl kalkınacak? Onu ben de pek bilemiyorum, anlayamıyorum. Çünkü ama birinci turistlerden artık bu dönemlerde, bu senede bence ümidi keseceğiz. Yani artık gelen seneye bakacağız yani çünkü. Ki tam bir rayına otursun. Yani bu sene turist beklemeyelim yani. Ben öyle görüyorum yani. Çünkü bu sene turist gelmez.
gelirse işte iç turizme bakacağız. Yani daha çok iç turizme ağırlık vermemiz gerekiyor. Yani ve onun için de bazı önlemler almamız gerekiyor. Yani artık dediğim gibi dış turizmi gelen seneye bırakmamız gerekiyor ki bakalım neler olacak. Yani gelen sene neler olacak. Yani çünkü bu sene bitti. Bu sene yaz da bitti. Yani turist beklemiyoruz artık. Yani çünkü gelmez yani artık yani. Yani birinci ülke bile olsak, yani temiz bir ülkede olsak, dış mihrapların etkileriyle buraya bu sene turist yoktur. Peki içinde bulunduğumuz ekonomik darboğazın aşılması için sizin önerileriniz var mı? Nasıl aşabiliriz bu ekonomik durumu? Bence bu bizim toplumumuza çok güzel bir ibret olması gerekiyor. Biraz daha toplumsal, yani ithalatı bırakıp üretmeye geçmemiz gerekiyor. Üretim yaparsak zaten toplum olarak, ülke olarak daha iyi bir kalkınmaya gideriz. Eskiden olduğu gibi, 74'ten olduğu gibi ya da biz eskiden 74'ten sonra kuzeyde kaldığımız zaman insanlar nasıl üretiyorlardı? İhracat bile yapıyorduk o zamanlar. Neden olmasın? Üretim her şeydir. Bir ülkeyi zaten ayakta tutan üretimdir. Üretim yoksa bir ülke zaten her türlü batmaya mahkumdur. Bence üretime ve insanlardan da benim ricam yerli üretimi destekleyelim. Mümkün mertebe sanayimizi kendimiz kuralım. Yerli üretimimizi destekleyelim. O zaman da çok güzel bence kalkınırız. Yani kalkınmamamız için hiçbir imkan ve ihtimal yoktur diye düşünüyorum. Ve bence devletimizin yani başta görevidir bu. Yerli üretim yaptığı her şeyi yasaklaması gerekiyor. Bizim kahvemiz var. Yıllardır biz kahveyi Türkiye'ye ihracat ediyoruz. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Kendi ülkem gibi görüyorum. Ama 40 yıl sonra bizim Türkiye'den kahve ithal etmemiz çok büyük bir yanlış olarak. Bu sadece küçücük bir mizah veriyorum. Tuvalet kağıdımız var. Burada fabrikamız var. Onlara teşvik edelim ki daha güzel, kaliteli ürünler yapalım. Yani kaliteyi teşvik edelim ve yurt dışından gelebilecek bu tarz şeyleri sadece örnek verdim. Kapatalım bence. Yani yurt dışından gerek Türkiye'den gerek üçüncü ülkeler ne isterse olsun bizim peynirimiz var, halkımız üretiyor. Niçin biz bunları yurt dışından alıyoruz? Teşvik edelim bizim halkımız daha çok yayılsın, daha çok böyle kaliteye özen göstersin. Tüm dünyaya biz dağıtalım. Ve biz kendimizi tanıtalım. Yani bunları devletle bir olursak yapabiliriz. Devlet sadece yasak koyması gerekiyor. Burada üretilen her şeye devletin yasak koyması gerekiyor. İç turizmini yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunda da otelcilere büyük iş düşer. Paket yapacaklar. Şehirler arası iç turizmde gayet ucuza makul bir fiyat verecekler. Astronomik rakamlar olmayacak. Onun çalışanını en azından karşılayabilecek. 100 çeşit açık büfe yapmayacak, 30 çeşit açık büfe yapacak. Bütün aktivitelerini kullandırılacak yerli halka. Ona göre uygun bir fiyatta iç turizmini yapabilir. Haftalık da bizlerden bu kadar. Gelecek hafta yeni konularla yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.